Seyirciler İran geleneksel el sanatlarıyla modern modelleri birleştirerek yerli tarz oluşturmaya çalışıyor. Tahran Belediyesi Kadın ve Aile Yardımcılığı tarafından bu yıl dördüncüsü yapılan Yerli İslami Örtü Modelleri adlı sergide basma kalıp desenlerle İran'a özgü örtü modeller muhataplarıyla buluştu. İran geleneksel el sanatlarıyla modern modelleri birleştirerek yerli moda oluşturmaya çalışıyor. Tahran Belediyesi Kadın ve Aile Yardımcılığı tarafından bu yıl dördüncüsü yapılan Yerli İslami Örtü Modelleri adlı sergide basma kalıp desenlerle İran'a özgü örtü modeller muhataplarıyla buluştu. İran'da kadınlar dışarıda giydikleri çadır denilen örtünün yanı sıra tamamen el dokuma kumaşlar üzerine yapılan basma desenlerden oluşan modeller büyük ilgi gördü. Tahran Belediyesi Kadın ve Aile Yardımcılığı ve Yerli İslami Örtü Modeller Sergi Müdürü Nergis Medenipur, her geçen yıl yeni bir tecrübe ve yeni bir anlayışla daha iyi sergiler yapmaya çalıştıklarını belirterek, bu yıl bir yandan İran'ın geleneksel el sanatı ve el dokuması kumaşlarıyla modern kıyafet anlayışı ortaya koyan bir çizgi üzerinden İranlı hanımların karşısına çıktıklarını söyledi. Nergis Medenipur, TV5 mikrofonla yaptığı açıklamasında bu yıl yapılan serginin aile ve sosyal hayatla yenilikçi üretici anlayış başlıklarıyla iki bölümde oluştuğunu, özellikle kültürel yenilikçilik ve üreticilikle kadınların ortaya koydukları eserler ve ürünlerin toplumsal bir örneklikle oluşturduğunu söyledi. Nergis Medenipur açıklamasında İran'ın geleneksel sanatlarıyla İslami örtünün bütünleştiren bir anlayışla gerçekleşen serginin Tahranlılar tarafından büyük bir ilgiyle ve merakla ziyaret edildiğini söyledi. Özellikle atıl durumda olan bazı parçalar ve ürünlerin kadınların yeniden onu kullanır hale getirmesinin de kadınlar arasında bir ilgiye neden olduğunu söyleyen Nergis Medenipur, kadınların toplumsal alanda aktif olduğu kadar üretici, yenilikçi bir kültürü oluşturmak istediklerini dile getirdi. Sait Medeni adlı basma kalıp desen ustası ise yaptığı açıklamasında yaptığı işi bir boyutuyla sanat, diğer boyutuyla da moda bir meslek olduğunu dile getiriyor. Sait Medeni, İsfahan merkezli kalemkari denilen basma kalıp desenlerle masa örtüsü ve sofra bezi olarak yaygın bir şekilde üretildiğini ama son zamanlarda başta pardösü olmak üzere birçok tekstil sektöründe de çalışmaya başladığını söyledi. 4000-5000 yıllık bir sanatın günümüz kıyafetlerine uygulanarak modern bir anlayışla güncellemeye bu yollar bir yandan geleneksel sanatı unutturmamaya, diğer yandan da günlük hayatta kullanılmaya çalışıldığını söyledi. Atık eşyaların yeniden kullanılması amacıyla yapılan çalışmalara örnekler veren Tahran Belediyesi Kadın ve Aile Yardımcılığı, özellikle de günümüzde en çok tüketilen malların ambalajlarından tutalım, günlük aldığımız gazetelerin ev dekorları için kullanılmasında üretici bir anlayışı yaygınlaştırmaya da çalışıyor. Bu konuda yenilikçi ve üretici örnek kadınlardan Sadıka Kazvini, her gün kullanılan pet şişelerden gece lambası, yoğurt kaseleriyle gazete parçalarının boyanarak çok güzel süsler yapılabildiğini belirtiyor. Kazvini ayrıca her gün kullanılıp atılan gazetelerden çok güzel ambalajlar yapılabileceğini göstererek, meyve kasalarından oturma sehpaları, bilgisayar kasasında çıkan koruyuculardan duvar saati yapabileceğini söylüyor. همطور که پیش میدم به قسمت انتهایی که رسیدن